Efendim hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Ali Rıza Temel hocamızla gönül sohbetlerine hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun cümlemizin. Evet, bir hafta geride kaldı hocam. Evet, evet. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Elhamdülillah iyiyiz. Evet, bu hafta tabii deprem meselesi oldu. Tam acımız, da cuma günü bir hafta oldu hocam. Bir hafta oldu. Yani bu şey oldu, sürpriz, biz beklemediğimiz bir şeydi. Başka bir program yapacaktık. Ama öyle olunca artık onun üzerinde yoğunlaşmak gerekti. Üzüntüler tabii paylaşılarak azalıyor. Sevinçler paylaşılarak çoğalıyor. Üzüldük ama elhamdülillah yani sevineceğimiz hususlar da oldu. Milletin bütünlüğünü, yaraları sarmadaki o gayretleri, ortak duyguları, düşünceleri bu bizi sevindirdi doğrusu. Evet. Hayat böyle bir şey tabii. Evet, 41 vatandaşımız hayatını Allah kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onları. Mevla rahmet eylesin. Amin inşallah. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet. Şehit hükmündedir. Tabii öyle dedik mutlaka. Zaten. Öyledir efendim. Yaralılar aynen. Var. Onlara da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah. Mevla inşallah tüm afetlerden, amin, musibetlerden ülkemizi bizi korusun inşallah. Amin inşallah. Evet, sevgili izleyenler, bugün gönül sohbetlerinde inşallah mutluluk ve mutsuzluk sebeplerimizi konuşacağız. Önemli bir konu. Bu konuda hem sorularınızı bekliyoruz hem de katkılarınızı bekliyoruz. Twitter üzerinden mutlu musun etiketine sorularınızı, katkılarınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda telefonlarla da sorularınızı iletebilirsiniz. Dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı sorabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 304-04 306-06. Evet, Twitter'da etiketimiz mutlu musun? Mutluluk ve mutsuzluk sebeplerimizi inşallah konuşalım. Telefonumuz var, müsaade buyursanız telefona hayır, başlayalım hocam. Hoş hayır. Geldiniz, geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Alo. Yayınımıza. Bursa'dan Alo. İzleyicimiz arıyor. Buyurun. Alo, selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Geceniz mübarek olsun. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocama benim sorum olacaktı. Buyurun. Hocam, şimdi biz eşimden 18 sene geçindik. Evet. Bir kadın girdi hayatına. O da evliydi, biz de evliydik. Şimdi kaçtılar, gittiler, beraber yaşıyorlar. Benim 18 yaşında bir oğlum var. Onun 10 yaşında bir oğlu var. İkisi bir annesiz kaldı, biri babasız kaldı. Allah Allah. Her neyse hocam. Allah onları ıslah etsin diyor. Başka hiçbir Amin. Şey demiyor. Amin. Benim tek dileğim, 3. sene bu sene boşanamadık. Ve benim kendi ziynet eşyalarımı dahi vermediler. Benim düğünümde ne takıldıysa kayınvalidem hepsini alıp borçlara verdi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Haklı mıyım, değil miyim? Bunu birincisi şey yapmak istiyorum. İkincisi de geçen sene ömreye gittim. Ben dediler ki helallik almadan asla oraya gidilmez dediler. Ben de dedim ki eğer dedim ben dedim öyle hacılığımın kabul olmayacağını bilsem yine hakkımı helal etme. Çok canımı yaktılar çünkü hocam. Evet. Hak etmediğim şeyleri bana yaşattılar. Ve dedim ki eğer öyle bir şey varsa dedim bir hocaya sormuştum. Hocam dedi ki kesinlikle helallaşman lazım onlarla dedi. Ben dedim oğluma söylerim dedim ki babaanneniz hakkınızı helal etsin. Annem böyle böyle uzun yola gidiyormuş. Ben dedim etmiyorum dedim hocam. Bunun şeyini evet, soruyorum. Evet. Ben şunu bir sorabilir miyim? Müsaade ederseniz ilk soru çünkü iyice anlaşılsın ki hocamız da ona göre cevaplandırır inşallah. 18 yıl evli kaldınız öyle mi? Evet. Son 3 yıldır boşandınız. Yok, boşanamıyor. Evet. Boşanamadık daha. Boşanamadınız. Yani bitmiyor, sürüyor. Niye ha. Boşanamadınız? Hocam şimdi baştan ben kadının olduğunu bilmiyordum. Şimdi eşiniz başka sonra... birisiyle diyeni nikah mı kıyıyor evliyken? Yok, diyeni nikah yani zaten diyeni nikah olduğunu bilmiyorum. Evet. Kaçıp gitti bunlar ben daha o evdeyken. Eşiniz başka birisiyle kaçtı gitti. Evet. Peki, kadın bu, da evliydi. Kadın da evli. Boşanmak istemeyen siz misiniz? Beyiniz mi? Ben baştan kadını olduğunu bilmediğim için boşanmak istemedim. Evet. Sonradan öğrenince ben de açtım tabii ki boşanma davası ama bu sefer çekişmeli olduğu için evet. Tabii ki uzatıyorlar işte nedense artık. Ama bu arada mesela kaçıncı mahkemeye çıktıysa hep ben haksız duruma düştüm. Onun avukatı çok bildi. Biz biraz
pasif kaldık yani Tar Türkçesi. Her neyse ama benim hakkımı, olan hakkımı vermedikleri için ben hakkımı helal etmiyorum. Nedir hakkınız? İddia ettiğiniz hak nedir sizin? Benim kendi annemden getirdiğim takılarımı dahi vermediler. Takılarını vermediler. Evet. Evet, hiçbirini vermediler. Tamam. Boşanma süreci devam ediyor şu anda anladığım kadarıyla. Evet, boşanma sürecim devam ediyor. Devam ediyor. Evet, bir de şu soruyu soracağım. Babasından oğlan görüşmek istemiyorlar. Babalık hakkı var mıdır onda? Evet. Kaç yaşında evladınız? Benim oğlum şimdi şu anda 20 yaşında. 20 yaşında. Ne zamandır görüşmüyor babayla? Babayla aşağı yukarı 3 seneden beri hiç bir mahkemeden mahkemeye görüştüler. Evet. Efendim şimdi hakkınızı... Hatta kalın belki hocam soru sormak ister. Hakkınızı helal etmemek o yani edebilirsiniz. Güzel olur ama etmezseniz gerçekten hakkınız yenmişse. Şimdi hak nedir burada? Size bir mehir belirlenmişse o sizin hakkınızdır. Aileniz tarafından sizin için takılan ziynetler de sizin hakkınızdır. Efendim, o hakkınızı almak sizin hakkınızdır. Vermedikleri zaman efendim mahkeme efendim şahit vesaireyle onu ispat edip o hakkı kanuni olarak almanız mümkündür. Eğer alamıyorsanız o zaman helal etmeyebilirsiniz. Umre'ye gitmek için de ya efendim helallik o tamam şart değil şu açıdan çünkü hakkınız verilmiyorsa siz onu helal etmek zorunda değilsiniz tamam mı? Öyle helalleşmek mecburiyeti güzel olur. Yani hak hukuk üzerimizde kalmadan gitmek iyi ama sizin hakkınızı yiyorlarsa siz umre'ye gideceğim diye helal etmiyorsanız hakkınızdır etmeyebilirsiniz. Yani o bir problem olmaz. Diğer şeyi çocukları da mı görüşmek istemiyormuş? Evet, oğlum görüşmek istemezse babasıyla. Yani o da şeydir. Biz görüşmesini tavsiye ederiz. Bu arzu edilen budur ama onun da kendi bileceği iş. Eğer haksızlık yapıyorsa, bunun telafisi mümkün değilse artık bu öyle anlaşılıyor ki bu işin çözülmesi biraz zor gözüküyor değil mi? Mahkeme safhası devam ediyor. Evet. Hani bir barışma yolu falan. Tekrar birbirine... Yok hocam asla. Ha, yoksa o zaman demek ki netice beklenilecek. Sabırla efendim kendinizi çok yıpratmadan karşı tarafta bu bir kaderdir öyle veya böyle. Allah... Hocam benim peki kaderim mi bu? Yani siz bunun ahiret var elhamdülillah iyi ki haklı haksız orada ortaya çıkacaktır. Herkes mahkemede hakkını alacaktır. Biz mümin insanlarız. Onun için ne yapalım? Şimdi çok böyle bu olaylar altında ezilip de psikolojimizi bozmaya da gerek yok. Sabırla Allah'a havale ederek işi de biraz oluruna bırakarak imanla, ibadetle bu işi kaldırmaya çalışalım. Allah yardımcınız peki olsun. Peki hocam dini nikahları ne durumdadır? Onu da efendim, soralım. Dini nikahları ne durumdadır? Yani burada mahkeme boşamamış henüz. Dini nikahları devam ediyor. Ediyor. Kocası da boşamamış. Yani bu böyle devam ederse, efendime söyleyeyim, hani şöyle bir durum oluyor. Ben nasıl olsa boşama yetkisi bende diye koca boşamıyorum diyor, kocalık da yapmıyor ve kadın zulme uğruyor. Böyle durumlarda bir tahkim diyoruz bunu. Bir şeye giderek hep böyle yani eziyet çekecek değil değil mi? Ya kocalık yapacak veya biz onu söyledik. Efendim imsakün bir maruf ev tesrihun bir ihsan ya güzelce tutacak ya güzelce bırakacak. Kimsenin kimseye zulmetme hakkı yoktur. Ama inşallah bu netice öyle veya böyle şey olur. Herkes kendi yolunda devam eder. Sizin de tabii şeyiniz bağlanmamış olur. Cenab-ı Hak ileride boşanılırsa hayırlı bir nasip olur. Belki daha mutlu bir yuva kurma nasip olur. Yani sizin hocam, için bir şey tartılabilir miyim? Evet buyurun. Hocam bir de şunu şey yaptım ben, benim eşim çok içiyordu. Birisi dedi ki böyle şey yapan çocuklar zürriyetsiz doğuyor dedi. Bu benim çok gücüme gitti. Ben 5 vakit namazında bir insanım. Allah'ım beni affetsin diyorum. Ben yeri geldi ona meze hazırladım. Yeri geldi yanında oturdum. Onu yeter ki mutlu edeyim diye eşimi ama... O başka yerlerde aradı. Onu da Allah'a havale ediyorum. Ama benim öyle. Çocuğumun burada günahı var mı? Yok hayır efendim. Hocam şimdi, peki ben şunu sorayım. Şimdi evet. Oğlu 20 yaşlarında öyle dedi hanımefendi. Şimdi evet. Tamam baba
suç işlemiş ya da günaha girmiş. Evet. Ama bir evladın vazifesi her ne olursa olsun babayı aramak, sormak, onunla irtibatı kesmemek değil mi? Kesmemek uygundur tabii. Efendim sıla-i rahim diye bir olay vardır efendim. Ona riayet etme, ama bir de bu gönül meselesidir. Gerçekten karşı taraf zulmediyor, haksızlık yapıyorsa yani selam verirsin, bazen almıyor selamınızı diyelim. O sizinle, siz yaklaşmak istersiniz. Neticede olmuyorsa da zorla da güzellik olmuyor tabii. Evet. Allah yardımcılar olsun. Evet. Yok hocam, hiç yaklaşmak istemiyor. Ben hani babandır git barış dedikçe ne? Evet. Bunlar sürekli çocuğu işte hani yaklaştırmak istemiyorlar. Evet. Yani burada... Ama kendileri bilir. Yarın bir gün onlar pişman olacak. Benim tabii. Vicdanım çok rahat. Tamam. Evet. Onun için yani ben çok bu konuda çok hani rahatlattınız beni elhamdülillah. Çocuğum için çok üzülüyordum yani. Elhamdülillah, yok. Evet. Peki. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu müşkili hallü asan eylesin, kolaylaştırsın diye dua ederiz. Allah selamet amin versin. Amin hocam. Dualarınızda muhtaçız hocam. Allah teşekkür razı olsun. İyi akşamlar. Amin. Size selamlar. İnşallah. Evet, Twitter'da etiketimiz mutlu musun sevgili izleyenler? Bu etikete sorularınızı ve katkılarınızı yazabilirsiniz. Mesajlarınız gelmeye başladı. Ben de inşallah biraz sonra bu mesajları okuyacağım. Bir telefonumuz daha var hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Alo. Buyurun, buyurun. Mardin, buyurun. Hoş geldiniz. İsim vermek istemiyorum. Tamam. Hayırlı cumalar. Sorun yok. Amin. Teşekkürler, buyurun. Bir sorum olacaktı hocam size. Buyurun. Eşim çok cimri olduğu için yani ben bırak vermek istiyorum. Hani eşimi de katmak için onun parası olmadan hocam. Yani bu sevap mıdır değil midir onu öğrenmek istiyorum. Ne vermek istiyorum? Burak diye. Anlayamadım. Ne Burak. 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 Evet. Burak vermek. Murat ne? Neyi kastediyorsunuz Burak vermek derken? Ya boğa gibi. Ben de anladım. Mevlid gibi dağıtacağım. Eşim... Mevlid vermek mi istiyorsunuz? Evet. Hani eşim çok cimri olduğu için hani sadaka verdiğim zaman ondan izinsiz veriyorum. İstemiyor bunları. Yani bunlara karşıdır. Yani herhangi buna yolu var mı, günah mıdır, değil midir onu öğrenmek istiyorum hocam. Eşiniz cimri olduğu için eşinizden gizli, onun haberi olmadan... Hayır ve hasenatta bulunmak istiyorsunuz değil mi? Yani hayır ve hasenatta bulunmak istiyorsunuz, sadaka vermek istiyorsunuz falan. Öyle mi? Evet. Evet. Efendim, günah mıdır değil midir onu öğrenmek istiyorum hocam. Şimdi bakınız, bunun bir misali var. Kocası cimriymiş, Resulullah'a sormuş. Ya Resulullah demiş, kocam cimridir. Ben onun haberi olmadan bir harcama yapabilir miyim? Yalnız bu mevlid okutmak, hayır hasenat için... Bu sizin üzerinize hani zekat olsa sizin kendi malınızdan gerekir. Onun için böyle mevlid okutmak vesaire şeyleri gerekmez. Ancak sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, ailenin zaruri ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, ancak onları karşılayacak kadar lüks ve israfa girmeden o kadar şeyi habersiz harcayabilir. Yani ya bunun hocam, cevabı durumu bu. Durumu çok iyi. Kusura bakma sözünüzü kesiyorum. Evet. Durumu çok iyi. Yani fakir insan değil ama çok cimri hocam. Hani ben bunun bir herhangi bir fetvası var mı? Ölmeden önce ben bunu vermek istiyorum ama onu da katmak şartıyla. Peki şimdi yani cimri olup da sizin ailenin temel ihtiyaçlarını yemek, içmek, giyim vesaire bunlardan da kısıyor mu? Siz zor durumda mısınız? Yok hocam, ondan değil. Sadece sadaka vermemi istemiyor. Ben yani, bazen birisi geldi, bir fakir geldi mi hani bir şey istediğim ben veriyorum. Birisi geldi mi. Siz tabii sizin kendi harçlığınızdan falan verebilirsiniz ama diyelim ki sadaka verseniz güzel olur ama ondan habersiz de hani sadaka vermeniz gerekmez. Neticede yani zekat olsa kendi malınızdan. Öbürü sizin mecburi bir şeyiniz değil. Onu yine ikna ederek ben tavsiye ederim ki yani bu sevaptır. Bak efendi, bir verdiğim zaman bunun sevabının yarısı da senin olur falan gibi ikna yoluna giderseniz daha iyi olur herhalde. Hocam bunu istemiyor. Hani ben kaç defa teklif ettiğim için bunu istemiyor. Hani ben kendi paramla, kendi hani ticaret yaptığım halde ben onu kendi paramla vermek istiyorum. Ha, onu kendi paranla verebilirsin, ona karışamaz. Tamam mı? Ha, hani ondan habersiz yani ben böyle bir yok, şey yaparsam. Kendi, ama onu da kalmak şartıyla. Anladım. Kendi kazancınsa
Senin evet. kazancın sana aittir. Orada evet. istediğin tasarrufu yapabilirsin. Tamam mı? Günah değil değil mi hocam? Hayır, hayır. Çünkü senin kazancındır. Peki. Allah kabul etsin. Amin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Mardin'e selamlar. Bir telefon daha alalım. Daha sonra Mutlu Musun etiketine gelen sorulara şöyle bir bakalım ya da mesajlara bakalım. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler. Buyurun. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ramazan Bey Afyon'dan arıyorlar. Buyurun. Evet. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam benim sorunum sorunlarım şudur. Benim görmüş olduğum rüyalarım aynen çıkıyor. Bu rüyalar yani yanlış anlamayın. Görmek de istemiyorum ama gördüğüm rüyalar aynen çıkıyor. Allah Allah. Neden kaynaklanabilir? Nasıl olabilir? Bir örnek verir misiniz bize? Örneklendirir misiniz? Mahsur yoksa. Şöyle söyleyeyim. Bir gün rüyamda 3 tane kabir gördüm. Kabirlerin bitirdim. Kapıların kapaklarını kapatmadılar bana. Uyandıktan sonra 20 dakika sonra kızım ve torunum damadım kaza yaptılar. Yani siz, o bir yorum meselesidir. Yani kabirlerin kapısını kapatma dediler, kaza yaptılar. Peki kazada vefat mı ettiler? Kabre mi koydular? Efendim? Vefat etmediler. Öyleyse kabrin kapısının açık olmasıyla, hani vefat olsaydı, hani hazır olsun falan gibi yorum. Onu siz bakın, rüya olabilir öyle veya böyle, çeşitli rüyalar olur. Efendim, illa bu şerre yormak doğru değil. Böyle şey, sıkıntılı rüyalarda Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Ya Rabbi, beni bu şeyse, bu kötü rüyanın şerrinden muhafaza eyle diye dua etmek lazım. İlla bunu kötüye yormanın şeyi yok. İlla %100 çıkıyor diye de bir şey yok. Yani bu söylediğiniz misal gördüğünüz tarzda cereyan etmiş değildir, değil mi? Siz kabrin kapağını kapatma denmiş, kaza olmuş. Olabilir, onunla o çok münasebeti yok. Yani siz iyimser olun, daima iyiye yorun. Bir insan her şeyden böyle olumsuz mana çıkarmaya çalışırsa kendi de rahat edemez, psikolojik bir bunalıma girer. Siz rahat olun, tamam mı? O şeye, rüyalara çok takılmayın. Efendim, hayal dünyası, rüya dünyasından ziyade yaşadığımız dünyaya bakalım. O zaman rahatlarız. Var mı başka sorunuz? Evet. Başka sorunuz var mı? Ramazan Bey. Başka sorunuz var mı hocamıza? Var, bir rüyam daha var. Tamam, buyurun, buyurun, buyurun. Köyümüzdeki kız çocuğu kayboldu. O kız çocuğumuz vefat etti. Rüyamda köyümüzde düşmanlardı herhangi birisi. Çocuğu benim sırtıma gelin olaraktan, tabii ben o çocuk olduğunu bilmiyorum. Gelin olarak da evimize götürdüm, annem kabul etmedi. Dedi ki git, sen düşman mı yürüyorsun kendini de. Ben de en yakın olarak da hapise götürdüm. Dedim böyle sizin dedim bu gelininiz, hani sizin sülalenin düşman olduğundan dolayı bir gelini bana ters ettiler. Ben de annem kabul etmedi. Ben de dedim bunu istemeyerekten. Evet, evet, ses gidip geliyor, yani anlaşılmıyor. Bakın, bu, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Sanki rüyayı bunlar fiilen olmuş bir şey gibi yorumluyorlar. Evet, evet. Çok ciddiye alıyorlar. Rüyadır insanın, yani biz de görüyoruz rüya. Hayatta hiç münasebeti olmayan şeyler görülüyor, değil mi? Evet hocam. Bu sadece Freud'un psikanaliziyle de izah edilmez bu. Hani gündüz böyle baskı altında olan şeyler gece rüyada tesir eder. Ortaya çıkıyor gibi de olmuyor. Hiç hayatta aklınıza, hayalinize gelmeyen şeyler de görülebiliyor. Neler görülüyor? Onun için illa bunlara takılmak, sanki böyle gerçek bir hayatmış gibi bunlara odaklanmak doğru değil. İnsanın psikolojisini bozar. Evet, asıl olan demek ki kötü rüya görürsek evet, onun şerrinden Allah'a sığınılır. O evet. kadar, evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Mutlu Musun etiketine gelen yazılar, mesajlar var, sorular var mı diye bakıyorum. Evet, izleyicilerimiz diyorlar ki iyi geceler Muhsin Bey, Müge Hanım yazmışlar. Ali Rıza Hocama selamlar. Elhamdülillah mutluyum ve bunun temelinde ise saygı, sevgi ve gönülden katıksız sevmekten geçiyor. Rabbim herkesin mutlu olmasını ve huzurlu bir hayat sürmesini nasip etsin. Elhamdülillah, ne güzel. Böyle moral bizi de mutlu edecek sorular, cevaplar gelirse biz de mutlu oluyoruz doğrusu. Evet. Bir videomuz var, video sorumuz var, görelim.
Hocam selamun aleyküm. Size bir sorum olacaktı. Aleyküm selam. Günümüzde insanlar sayısızca nimete sahipken, kolaylıklara, güzelliklere sahipken neden insanlar geçimsizlik yaşıyor ve mutsuzlar? Buna cevabını alabilir miyim hocam sizden rica etsem? Efendim şimdi bunun cevabı uzun uzun konuşulabilir. Şimdi şöyle ifade edelim. İnsan arzuları sonsuzdur ama imkanlar sınırlıdır. Sonsuz arzuları, sınırsız arzuları sınırlı imkanlarla tatmin etmek mümkün değil. Şimdi iki türlü açlık var. Bir göz açlığı var, açgözlülük var. Bir de mide. Şimdi siz mideyi bir çeyrek ekmekle, yarım ekmekle, hadi peynirle doyurursunuz. Ama bu ihtiras açgözlülüğün, hani cehennem gibi diyor, ne kadar odun atsanız ateşe daha var mı der değil mi? Hatta cehennemde helim tele'ti ve tekulu helmin mezid, doldun mu daha var mı der. Şimdi ihtiras var ya, doyumsuzluk, tatminsizlik. Efendim şimdi Hazreti İsa'nın bir sözü var. Haris insanlar, açgözlü insanlar tuzlu su içen insan gibidir. Tuzlu su içtikçe hararet artar değil mi? Yani mesela demek bir gönül boşluğu var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mutlu olmanın şeyi, hadis-i şeriflerde de bakın. Min saadet ibni Adem rızahu bima kadallahu lehu. Bir insanın mutlu olmasının sebebi Allah'ın takdirine razı olmaktır. Mutlu olmanın birinci şartı Allah'ın takdirine razı olmaktır. Mutsuz olmanın da birinci şartı o takdire razı olmamaktır. Çok güzel hocam. Özetidir bu işin. Mutlu olmanın ilk şartı Allah'ın takdirine razı olmaktır. Mutsuz da o takdire razı olmamaktır. Yani bizim Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri gibi ne diyor? Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyreyler, Mevlam neylerse güzel eyler değil görelim mi? Görelim Mevlam neyler, mesela neylerse güzel bakmaktır. Güzel yani bu şeyin sonu yok. Bakın biz galiba Zekeriya Aleyhisselam'a ait olacak. Yetecekle yetinmeyene hiçbir şey yetmez. Yetecekle yetinmeyene hiçbir şey yetmez. Allah Allah. Zaten hadis-i şerifte Levkâne libni Âdeme vâdiyâni min zehebin lebtagâ vâdiyen sâlisen La yemlevu cevf ebni Adem'e illet turab. Adem oğlunun iki vadi altını olsa üçüncüsünü ister, onun gözünü ancak toprak doldurur. Onun için mutluluğun bir şeyi Kur'an-ı Kerim'de Estağfurullah Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, mutlu olur. Şimdi bir beyt tam hatırlayamıyorum da diyor ki efendim, aşk-ı ilahiyi getirir gönül hanesine, sana kapıdan baktırırım ey gamı dünya. Yani Allah'ın sevgisini gönlüme korum, dünya kederini de içeri sokmam, o da kapıdan bakar içeriye. Onun için yani böyle bir imandır bu işin. Allah var, keder yok derler değil mi? Mesela budur. Efendim, hatta Yunus gibi biz söyleyemez. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Onu herkes söyleyemez. Biraz kahre tahammül zordur ama yani neticede o söylediğim hadis-i şerif Allah'ın takdirine razı olursak mesele yoktur. Olmazsak zaten bu işin sonu da yoktur. Şikayet etseniz ne olacak değil mi? Evet. Evet, onun için efendim, mutluluk şimdi mesele insanın elindedir biraz. Biraz da bakın bu şey önemli bir konu. İnsanlar neden mutsuz biliyor musunuz? İhtiyaçlar çoğaldı şimdi. O kadar çoğaldı ki suni ihtiyaç üretildi. Bu kapitalist sistem boyuna ihtiyaç üretiyor değil mi? Lazım olmayanları da lazımmış gibi gösteriyor. Şimdi ben çocukluğumuzu hatırlıyorum. Biz çok basit hayat yaşıyorduk. Mutlu oluyorduk. Efendim hep söylerim, Allah rahmet eylesin, babam demirci pazarından cumartesi gün bize tahin helvasıyla pazar ekmeği getirdiğimiz zaman sevincimizden uçuyorduk, mutlu oluyorduk. Birisi bize bir mendil hediye etse mutlu oluyorduk. Ufak şeylerdi ama. Ufak şeyler ya. Şimdi araba bağışlasa yine delikanlı mutlu olmuyor değil mi? Mesele demek ki gönül meselesi. Evet. Evet. Peki bir video sorumuz daha var, görelim. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Merhaba. Bizi mutsuz eden kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz?
Evet, kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlık. Mutsuzluk sebebi. Tabii burada aklımızı kullanacağız. Yani kötü alışkanlıklar bizi mutsuz ediyorsa mutlu olmak için onlardan kurtulmak değil mi? Atmaktan başka. Yani diyelim ki hastaysak ilaç alırız, doktora gideriz. Bu mutluluğu taşımak akıl işi değil. Ha biliyoruz ki mesela işte eroindir, alkoldür vesairedir. Bunlar bizi rahatsız ediyor elbette. Mutlu olmak istemek önemlidir değil mi? Bir şeyi isterse insan, kurtulmak isterse kurtulur. Ama kurtulmak istemezse, hani köle diyelim ki, kölelikten kurtulmak isterse çare arar. Ama bazen de gönüllü kölelik oluyor maalesef. Onun için mutlu olma iradesini, kararını vereceğiz. Azimle olmak istiyorsak oluruz. Burada irade meselesidir. İrademizi koyacağız. Bizi rahatsız eden, mutsuz şeyden, eden şeyden kurtulma kararını vereceğiz. Cenab-ı Hak da yardım eder inşallah. İnşallah. Hay hay. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Ben bir soru sormak istiyorum. Çevremde dedikodu yapan çok insan var. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Arkadaşlarımla irtibatı kesmeli miyim sizce? Evet. Dedikodu yapan insanlar var. Siz o dedikodu... Arkadaşlarından bahsediyor. Ha, ona... Bu arkadaşlarımla irtibatı kesmeli miyim? Yalnız şöyle bir şey var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Eğer onlar Kur'an, Allah hakkında, Kur'an hakkında böyle gelişi güzel konuşuyorlarsa ya müdahale etmek lazım. Bak bu yaptığınız yanlıştır demek lazım. Eğer bizim müdahalemizin faydası yoksa ayet-i kerimede فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Yani onlar o dedikodudan, o gereksiz tartışmadan başka bir konuya dönmedikçe onlarla beraber oturma buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer oturursan bir nevi ona rıza göstermiş olursun. O zaman şöyle buyurur. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلَهُمْ. Eğer razı olursan hem müdahale etmiyorsun hem de oturuyorsan o zaman onlar gibi olursun. Ya müdahale edeceksin veya meclisi terk edip gideceksin. Kur'an'da bize gösterilen yol budur. Peki, telefonla devam edelim. Mutlu musun etiketine mesajlarınızı, sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Nereden arıyor izleyicimiz? Diyarbakır'dan arıyorlar. Geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar, iyi cumalar. Teşekkürler, buyurun. Ben size bir rüyamı söyleyecektim. Buyurun. Evet, buyurun efendim. Hayır olsun diyelim. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. İnşallah. Ben rüyamda gördüm, ben arkadaşımla beraber, bir bayan arkadaşımla beraber hacca gidiyordum. Çok güzel. Hacın içine girerken, mekanın içindeyken bir kulübe vardı. Kulübenin içine girerken Muhammed, ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Aa, ne güzel. Onu ziyaret etmeye gittim. Elini öpmeye çalıştım. Elini vermedi bana. Onun eteğini öptüm. Yanısına oturdum. Ondan sonra bir şeyler bana anlattı ama anlamadım. Ondan sonra ben izin istedim kalkmak için. Bana kalkıp cebisinden kemberin altında bana biraz boncuk gibi bir şeyler verdi. Üstünde Arap yazısı vardı. Evet. Ben de sordum, dedim efendim, dedim bunun üstünde ne vardı? Bana dönüp dedi ki, dedi bunda Allah Mesela'da Seyyidina Muhammed yazıyor. Ondan sonra bana dedi ki, yani sen bunu, ben önceden sordum, dedim ben bunun bazı hastalarımız vardı, dersem onlara şifa olur mu? O da sonra bana dedi ki, dedi, ben bunu sana vermişim. Sen kime vermek istiyorsa o sana göre bir şeydir. Tamam. Ondan sonra ben o kapıyı açtım, bir baktım ben evdeyim. Evet. Efendim tebrik ederim sizi. Bu çok güzel bir rüya. Efendim salatü selam. Yani keşke, bakın biz de keşke... Bak haccı görmüşsünüz, çok güzel. Resulullah'ın efendim elini, eteğini öpmüşsünüz. Size bir mühür vermiş. Üzerinde salatü selam. Çünkü salavat getirmek, salat bir duadır zaten. Efendim şifadır. Hatta bizim bir salat-ı tefriciyemiz vardır.
Gerçi o bize Resulullah'tan bize intikal etmiş bir salavat değildir ama Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala nebiyyine devam ediyor. Zaten salavat getirmek Allah'ın da emridir. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler siz de peygambere salat getirin diyor. Zaten Peygamber Efendimizin adı anıldığı zaman salavat-ı şerife getirmek bizim görevimizdir. Hem de böyle elimizi de göğsümüze koyarak bir saygı ifadesidir. Onun için sizi ben tebrik ediyorum. Bu rüya güzel bir rüyadır. Keşke biz de böyle güzel rüyaları görebilsek. Evet, evet, çok müsterih olun. Elhamdülillah. Siz salavata da devam edin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Diyarbakır'a selam ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Amin. Evet, mutluluk ve mutsuzluk sebeplerinizi mutlu musun etiketine yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar. Hocam sorum şudur. Gerçekten huzur İslam'daysa insanlar neden mutsuz ve huzursuz? Evet. Şimdi mesele tabii biz iyi Müslüman olursak huzurlu oluruz. Ama isim Müslümanı olursak, değil mi? İsim Müslümanı, resim Müslümanı olursak efendim huzurlu olamayız. Şimdi bakın Peygamber Efendimiz mutluluk sebebi olarak bir hadis-i şerifte üç şey söylemiş. Ben onu mutsuzluk sebebi olarak da üç şey söylemiş. Burada müsaadenizle ben onu arz edeyim. Efendim, min saadeti İbni Adem'e selasetün ve min şakaveti İbni Adem'e selasetün. Yani mutluluk sebebi de üçtür, mutsuzluk sebebi de üçtür. Sadece bunlar değil ama ana sebepler olarak Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, efendim böyle saliha bir hanım mutluluk sebebidir. Hani zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, hubbibe ileyye min dünyakum selasun. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bir güzel koku, tıyıp diyoruz. Bir de saliha hanım. Namaz. Ve gözümün nuru olan namaz. Göz aydınlığı, namaz. Mutsuzluk sebebi de, ha bir de şey var. Geniş bir ev, mutluluk sebebi. Rahat bir ev, bir de rahat bir binek vasıta. Bunlar mutluluk sebebi. Mutsuzluk sebebinden biri de efendim saliha olmayan hanım. Evet, eş. Böyle dar bir kabir gibi bir ev ve bir de huysuz bir merkep vasıta diyelim. Yani bize problem çıkaran. Yani bunlar mutluluk ve mutsuzluk sebeplerinin işte bir misalidir, birkaçıdır ama dediğim gibi biz gerçekten Müslüman olsak, Müslüman olmak en büyük şereftir, değil mi? Bunun zevki mutluluk olarak yeter. Hani üç şey vardır ki efendim bunu yapan bir insan imanın tadını efendim selâsün men künne fî yecidu halâvetel iman. Üç şey kimde olursa imanın lezzetini, zevkini alır. Nedir? Birincisi efendim Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevecek. İkincisi sevdiğini Allah için sevecek. Bir de İmandan sonra küfre düşmeyi ateşe düşmek gibi tehlikeli görecek. Yani bir insan gerçekten Allah'a inanıyorsa diyoruz ya Allah var, keder yok değil mi? Onun için ona dayanacağız ve mutlu olacağız inşallah. Evet. Hocam sizin bir kitabınız var. Mutlu bir yuva nasıl kurulur, nasıl korunur? Şimdi bu konuştuğumuz konuyu siz başlık olarak da ele almışsınız. Burada bazı mutsuzluk sebepleri var. Müsaade ederseniz onları aktarmak istiyorum. Yanlış eş seçimi. Tamam. Huyların uyuşmaması. Tamam. Eşlerin birbirlerini anlamaması. Eşe ve yakınlarına saygısızlık, bencillik, sinir, öfke, güvensizlik, dedikodu, inanç ve görüş ayrılığı, inanç ve amel zayıflığı, tembel ve beceriksiz olmak, paspal olmak, kaynana baskısı, koca baskısı, kötü alışkanlıklar ki bunlara içki, kumar, zina hepsi giriyor. Evet. Geçim sıkıntısı, haline razı olmamak yani kanaatsizlik, cimrilik, katı ve kaba davranmak, cinsel tatminsizlik. Yani bu başlıkları almışsınız. Evet, bunlar mutsuzluk sebepleri.
Yani birçok sebeplerden, ana sebeplerden. Mesela israf, müsrif olmak, evet, cimri olmak da, kocanın cimriliğinden bahsetti bir hanımefendi. O da bir sebeptir. İsraf da bir mutsuzluk, doyumsuzluk değil mi? Efendim böyle hani şey bir söz vardır. El aynu basira vel yedu kasira derler. Arap atasözü bu. Göz uzağa bakar, el kısa gelir. Tamam mı? Her arzu ettiğinizi insan alamaz değil mi? Arzular sonsuz. Evet. Onun için bir kanaat da önemli. Kanaatsizlik de mutsuzluk sebebidir. Hale razı olmamak. Evet, hale razı olmamak. Evet. Tabii burada yanlış eş seçmek falan. Tabii bizde evlilikte denklik diye bir şey var ya. Küfür diye. Bu evet, işi beraber götürebilecek kıvamda olmaları. İnsanlar, eşler birbirini anlayabilecek, oturup da beraber sohbet edebilecek, paylaşabilecek bir şeyde olmalı değil mi? Ortak şeyleri olmalı yani. Birisi kuyunun dibinde, birisi minarenin üstünde. Olmaz. Bu denklik çok önemli. Şimdi biz çocukluğumuzda şeyiz, böyle hayvanlarla yük falan taşırız. Efendim eğer şimdi bir tarafa ağır olursa semer ters gelir. Evet. Onun için denge çok önemli. Terazi de öyle. Evet. Evet. Mutluluk sebepleri de aslında bunların tam zıttı olabilir. Evet. İsabetli eş seçimi. Evet, örneğin. Evet, evet. Sevgi ve saygı, hoşgörü, iyimserlik, tamam, fedakarlık, tutumlu olmak. Evet. Öyle değil mi hocam? Birbirine değer vermek. Tabii. Sabırlı olmak. Tabii, sabır, değer vermek. Evet. Kanaatkar olmak. Evet. Güvenmek, çalışkan ya da becerikli mutlaka, olmak. Mutlaka, mutlaka. Evet. Yani bunda tabii bu şeyin hani Hazreti Ömer'e birisi gelmiş, ben hanımı boşamak istiyorum demiş. Evet. Neden demiş? Sevmiyorum. Ahmak demiş, yani senin aklın ne işe yarar? Değil mi? Şimdi şöyle derler, bakın ben yedek subay okulunda böyle kitaplar bırakılır, herkes oraya bir şeyler yazar. Polatlı'da bu cümleyi hiç unutmuyorum. Mutlu olmanın yolu efendim her istediğini yapmak değil, yapmak zorunda olduğun şeyi sevmektir. Yapmak zorunda olduğun şeyi sevmektir. Eğer bir şeyi yapacaksan ona, evet, razı olacaksın. Hani ya bu deveyi gütmek ya bu diyardan gitmek derler ya. Diyardan gitmeyeceğimize göre deveyi güdeceğiz ve buna da alışacağız. Evet. Evet. Peki Betül Hanım yazmışlar Mutlu Musun etiketine. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Size bir sorum olacaktı. Sevdiğim birisi var. Evet. O da beni çok seviyor. Aramızda 10 yaş var. Evet. Biz hiç bunu sorun etmedik. Bu durum birbirimizi sevmemize engel olmadı. Tamam. Annesi bu durumu öğrendi, sorun oldu. Annesinin de gönlünü kırmak istemiyoruz. Şu anda mutsuzuz. Ne yapmalıyız? Şimdi mutsuzluk sebebi bu. Şimdi evet, tabii bu evlilikte eğer şeyse, dulsa zaten kendini evlendirme şeyi vardır bir hanımın. Eğer şeyse, bakire ise efendim anne babasının rızasını alması uygun olur. Hatta deniyor ki sükutu bile kabul anlamınadır. Yalnız şurada anne babalar da bakacakları aile meclisi mutsuzluklarına sebep olmamalı. Ama bu işin ileride bir problem çıkaracağını, bu işin gidemeyeceğini falan diye bir kanaat olursa telkinde bulundururlar. Ama ben daha evvel de söyledim, anne babanın baskı yaparak bir kıza zorla sen filanla evleneceksin, evlenmeyeceksin diye bir baskısı uygun olmaz. Aile meclisiyle karar verilir, en uygun budur ama şimdi aralarında 10 yaş fark olabilir. Yani neden bu yaş şey değildir? Bir gerekçe olmaz evliliği bozmak için, sevgiyi yıkmak için. Hani başka sebepler olur, din ayrılığı olur, şu olur, bu olur filan ama yani yaş bahane edilmez. Yine de biz işte her halükarda anne babanın da gönlünü rızasını kazanmaya çalışalım. Almak evet, icap evet, eder. Hay evet. Hay. Bir videomuz var, soru var, görelim. Var hocam, ben Allah'a karşı tüm görevlerimi yapıyorum ama hiçbir zaman mutlu olamıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Evet. Efendim Allah'a karşı görevlerimizi yapıyorsak mutlu olmamız, olmamaya bir engel de yoktur. Onu siz neden mutsuz olduğunuzu, tabii bir insan ibadet eder de başka problemleri olabilir. Tamam mı? O problemlerin kaynağını araştırsın. Nereden kaynaklandığı tespit edilirse biliyorsunuz hastalıkta önce teşhis sonra tedavi önemlidir değil mi? Yani mutsuzluk sebebi üzerinde düşünelim. O kaynağı neyse onu telafi etmeye çalışalım, gidermeye çalışalım o problemi.
biz yine de hani efendim ibadet ediyorum, mutlu olmuyorum, öyleyse ibadeti bırakayım gibi bir şey de olmaz. Biz ibadete devam ederiz. Cenab-ı Hak'tan bir de dua ederiz. Deriz ki ya Rabbi, Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri. Ya Rabbi içime ferahlık ver, değil mi? Hani İnşirah suresi var. Elem neşrah leke sadrak. Dua ederiz inşallah. Cenab-ı Hak bu sıkıntılarımızı giderir. Mutlu oluruz inşallah. Peki. Dünya ve ahiret mutluluğu. İnşallah. Hülya Hanım mutlu musun etiketine yazmışlar. İyi akşamlar, iyi geceler, saygılar. Hocam ben çalışıyorum. Eşim benim paramı alıp hep ailesiyle ailesine veriyor. Dolayısıyla mutsuzum diyor izleyicimiz. Herhangi bir şey dediğimde de bana bela okuyor. Ne yapabilirim? Hayır, şimdi çalışıyormuş, hanım para kazanıyor. Evet. Şimdi insan hanım para... O ailesine veriyor. Kendi ailesine veriyor beyefendi. Ha, beyefendi veriyor. Evet. Yani hanımefendi çalışıyor parayı. Aslında genelde... Eşi ailesine veriyor. Bakın genelde evin geçiminin nafakasını temin etmek kocaya aittir. Değil mi? Yani şimdi... Efendim bazı memleketlerde isim vermeyelim. Akşama kadar kahvede kağıt oynuyor diyelim efendi. Hanım tarlada çalışıyor, parasına da el koyuyor. Bu zulümdür. Onun için hem hanım çalışacak, şimdi çalışıyorsa bir insan bir şey hak ediyorsa, ben demiyorum ki her maaş alan kendi maaşına sahip çıksın demiyorum. Bir havuz. Erkek de çalışıyor, kazanıyorsa, hanım da çalışıyorsa bir ortak bir havuz olur. İhtiyaç, kimin ne ihtiyacı varsa ortak harcanır. Çoluk çocuğa, evin ihtiyacına. Yani burada o şey yanlıştır. Tamam mı? Parayı kazanan bir hanımın da rızası önemlidir burada. O kazanıyor çünkü, değil mi? Evet. Evet. Onlara esasen erkeğin vazifesi. Vazifesi tabii. Evet. Saadet Hanım yazmışlar. 38 yılını, zamanını, hiçbir şeyini paylaşmıyor. Benim de paylaşmama izin vermiyor. Bu evlilik sürdürülmeli mi? Allah katında durumumuz ne olur? Boşanalım mı diyor yani. Yani şimdi diyoruz ki ayet-i kerimeyi hep tekrar ediyorum. İmsakun bi maruf ev tesrihun bi ihsan. Ya güzelce devam edeceksin, tutacaksın veya güzelce kimsenin kimseye zulmetme hakkı yoktur. Şimdi velehunne mislullezî aleyhinne bil maruf. Hanımların ne görevi varsa öylece hakları da vardır. Efendim ve âti kullezî hakkın hakkahu. Herkese hakkını vereceksin. Onun için bu zulüm böyle devam ediyorsa, bunun da ıslah yolu yoksa, hani böyle durumlarda biliyorsunuz bizim Kur'an-ı Kerim'de bir tahkim yolu var değil mi? Febâsû hakemen min ehli ve hakemen min ehliha. Hanım tarafından bir sözü, sohbeti dinlenecek. Erkek tarafından da bunlar arayı bulacak, problemi çözecek. Daha da olmuyorsa böyle cehennem hayatı da yaşanmaz değil mi? Onun için çaresine bakılır. İcabında mahkeme yolu da açılır. Eğer mağdur ise bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Peki. Böyle de çekilmez yani. Mutlu musun etiketine sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm İçimde selam. Korku, dehşet, huzursuzluk gibi duyguları duyduğumda hangi duaları okumalıyımdır? Evet. Şimdi böyle sıkıntılar olur. Bunlarla ilgili tabii... bu ayet-i kerimede işte Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, ya Rabbi göğsümü genişlet. Bir de Rabbi yessir ve la tuassir, ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Efendim Rabbi temmin bil hayır, hayırla tamamla diye bunlar okunur. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a ve ufevvidu emri ilallah, ben bütün işimi Allah'a havale ediyorum. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in duaları var. Ve el cev zahri ile sırtımı sana dayıyorum, sana güveniyorum. Böyle gönülden, illa Arapça olması şart değil. Gönlünüzden ne güzel dua geçiyorsa onu dua ederiz. İnşallah Rabbimiz de bir ferahlık verir. Böyle biz de dua ederiz inşallah. Peki. Hocam müsaade buyursanız reklama gireceğiz. Hay hay. Ama bu arada mutlu musun etiketine sorularınızı ve mesajlarınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikte olacağız. Evet, Ali Rıza Temel hocamızla gönül sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler.
reklam arasında sizden gelen mesajlara bakmaya çalıştık. Twitter üzerinden mutlu musun etiketine. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız var, onları ben hocama aktaracağım. Çok soru var da bazılarını okuyacağım hocam. Olur, hayır. Ayşe Hanım sormuşlar. Hiç mutlu değilim hocam. Kocam bana hayatı zehrediyor. Hiç konuşmuyor. Muhabbet yok. Gezmek yok. Dışarıya çıkmak yok. Bildiğin robot sanki. Eyvallah. Hayat çok zor. Ne yapmalıyım? Çok mutsuzum. Yani böyle bir şey çekilmez. Hani Peygamber Efendimiz ebgadul halali ilallah et talak. Allah'ın en sevmediği şey boşanmaktır. Ama bizim Katolik nikahı da yok. Yani neticede mutluluğu yolları aranır. Böyle çekilmez bir hayat olursa, şimdi bu şey bana bir zaman bir Fransız filmi seyretmiştim. Orada karı koca hiç konuşmuyorlar ama. O film tabii, bir şeye ihtiyaç olduğu zaman bir kağıda yazıyor şey, dürüyor, atıyor şeye. O da cevap olarak bir şey yazıp atıyor filan. Bu bir enteresan bir şey. Hocam bahsettiğiniz, buyurduğunuz üzere bir karikatür ben de görmüştüm. Şöyleydi. Evet. Çocuk geliyor, babası uzanmış, televizyon izliyor. Annesi mutfakta. Evet. Baba diyor, annem çağırıyor. O da diyor ki WhatsApp'tan yazsın diyor. Yani birisi mutfakta, birisi salonda. Yani dilimiz ne işe yarıyor? Şimdi öyle bir hayat çekilmez. Onu koca da mutlu olmaz, hanım da mutlu olmaz, çocuklar hiç mutlu olmaz, değil mi? Evet. Yani mutlu olmak için evlenilir yahu. Değil mi? Mutsuz olmak için mi evleniyor yani insanlar? Öyle bir şey olur mu? Mutlu olmak için evlenilir. Yani iki yarım bir araya gelerek tamamlanır. Şimdi bu İncil'de de bir ifade var. Onlar iki ayrı bedendi. Şimdi tek beden oldular. Allah'ın birleştirdiğini ayıran melundur diye bir ifade var. Bak çok, bak tek beden oldular değil mi? Yani onlar birbirini elbisesi hünne libasun lekum ve entüm libasun lehun. Siz onlar için örtü. Onlar sizin için örtüdür. Birbirini tamamlayan unsur. Yani bir insan eğer mutluluğu evinde bulamıyorsa başka hiçbir yerde mutluluğu bulamaz. Hayat böyle fırtınalı bir liman gibi, savaş gibi yaşanıyor günümüzde hayat. Çok stresli bir hayat. Bir açgözlülük. Nedendir? Koşturuyoruz. Habire nefes nefese yetişemiyoruz. Köşelerin birini dönüyoruz. Önümüze bir köşe daha açılıyor. Nefes nefese böyle koşturma gidiyor. Onun için efendim şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Leysel gina an kesretil arad velakinnel gina ginen nefs. Efendim, evet, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu, kanaatledir. Şimdi neticede, hani baştan ilk söylediğim hadis-i şerif değil mi? Allah'ın takdirine razıysan mutlu olursun. Yani diyeceksin ki, yani bu benim nasibimmiş. Efendim, hani ben bir şey efendiden bir misal vermiş, Abdülhay Efendi galiba, efendim, böyle huysuz bir hanımı varmış da. Müritler demiş ki, efendim demiş, ya bu çekilecek bir şey değil, sen bunu boşa. Bakın, kamil insan demiş ki, evladım demiş, bu bizim imtihanımızdır. Boşarsak imtihanı kaybetmiş oluruz. Efendime söyleyeyim, bir başkasıyla evlenirse onun başını yakmış olur, değil mi? Bari ona işkence çekmesin. Ortada kalırsa buna yazık olur. Yani ne yapalım, işin hep olumlu tarafı. Hep olumsuza bakmamak lazım. Ben bir şey söyledim baştan. Bir insan mutlu olmak isterse, buna karar verirse, hani diyelim ki kötü alışkanlık, sigaraya alışmış bir adam, tamam ben bunu bırakacağım derse, bırakır. Karar bu. Her niyet önemlidir. Hatta bir insan borç aldığı zaman ödemek niyetiyle alırsa, öder. Allah ona ödettirir. Ama niyeti bozuksa, yani mutlu olmak isteyelim yahu. Efendim, evet, onu arzu edelim, isteyelim. Arzu edelim ve Eyvallah Allah da hocam, sebeplerini Allah razı olsun. Halk eder inşallah. İnşallah. Yine mutlu musun etiketine bir kaç soru okuyalım. Hasan Bey sormuşlar. Hocam mutsuzum, iyi akşamlar. Gelecekle ilgili kaygısı olan ne yapmalı? Geleceği fazla düşünmeli mi? Nasıl dua etmeli? Bu konuda mutsuzum demiş. Bir başka izleyicimiz Büşra Hanım. Sürekli korku ve endişe içindeyim, mutsuzum. Psikolojim çok bozuldu depremden sonra. Nasıl yapacağım, nasıl mutlu olacağım bilmiyorum. Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, dua yapıyorum, dua ediyorum. Hatay'da oturuyorum. Büyük deprem bekleniyor denildiğinden beri
uyku, uyuyamıyorum, hiçbir şeyden tat alamıyorum, çok mutsuzum hocam. Efendim şimdi yani bu istikbal endişesi, şimdi insanoğlu tuhaf. Yani gelecek endişesi şimdiki huzurunu bozuyor. Hele bir şimdi huzur içindeysen bunu bir, değil mi, yaşa, yarın bilmiyoruz. Şimdi Mesnevi'de bir şey anlatılıyor. Bakın yarın endişesi var ya. Şimdi biraz temsil şey gibi, bir bahçe varmış. Bu Mesnevi'de anlatılıyor. Bahçe gayet güzel, otlar, yeşillik falan. Çok affedersiniz, bir öküz sabaha kadar orada otluyormuş, yayılıyormuş, evet, doyuyormuş. Evet. Şimdi otlar bitince eyvah diyormuş, ya bu otlar bitti, ben yarın ne yiyeceğim falan diye üzüntüden sabah kadar şey oluyormuş, rahatsız oluyormuş. Ertesi gün bakıyor yine ot büyümüş. Her gün aynı şeyi, şimdi bir hadis-i şerifte لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطُّيُورِ تَغْدُوا حِمَاسًا وَتَرُوهُ بِتَانًا. Siz eğer Allah'a tam güvenmiş olsaydınız, tevekkül etmiş olsaydınız, o efendim kuşlar gibi sizi doyururdu. Onlar sabah aç giderler, akşam tok dönerler, değil mi? Rızkı veren Allah'tır ya. Mutlaka şimdiye kadar aç kalmadıysak bundan sonra da aç kalmalıyız. Yani gelecekte ne olur? Deprem, şimdi rahatımız var. Deprem olur korkusuyla efendim geleceğimizi de karartıyoruz, günümüzü de karartıyoruz. Hele bakalım bir günümüz rahat edelim. Allah kerim, yarın ne olur onu biz bilmiyoruz. Tevekkül tuval Allah. Mesele odur. Evet. Peki. Evet, bekleriz. Evet. Oğuzhan Bey yazmışlar. Yeni evliyim, eşim yüzünden çok mutsuzum. Sürekli eşim beni tersliyor. Evet. Vallahi hep bu problem işte. Yani biz yani mutlu, biz de bundan mutsuz oluyoruz doğrusu. Yani başkaları mutsuz olunca biz de üzülüyoruz. Aile yapımız demek bizim çok şey olmuş, zedelenmiş doğrusu. Hani mutlu olmak için evlenilir ama sanki mutsuz olmak için, bakın evlenme nispeti azaldı. Boşanma çoğaldı. Çoğaldı. Yani bu şeyleri duydukça gençler de evlenmeye cesaret edemiyor. Yarın evlenirsem başıma bir iş mi açmış olurum, değil mi? Bu endişe, bu panik. Onun için yani biraz şey bakalım, hayata müspet bakalım ya. Problem üretmek mümkün. Hani şöyle bir şey var, bir batılının bir sözü var. İnsanoğlu diyor, dert icat etmek için kaşınan bir şey gibi diyor. Ya rahatına bak, yarın ne olacak bilmiyoruz. Yani hani dedik ya, yapmak zorunda olduğun işi seveceksin. Başka çare yoksa, değil mi? Bu deveyi ya güdeceksin ya güdeceksin. Başka şey yok, bırakmak yok. Yani 3 günlük dünya, değil mi? Hani Hazreti Ömer, o enteresandır. Hanımdan şikayete gitmiş Hazreti Ömer. Malum bunu söyledik galiba daha evvel. Evet. Bakmış ki Ömer'in hanımı da yüksek sesle. Bakmış ya Ömer'in hanımı böyle olursa bizimki de. Hani dönmüş gidiyor. Hazreti Ömer görmüş. Kardeş hayrola demiş. Ya hanımı şikayet edecektim. Ama baktım ki sizinki bizimkinden. Kardeş demiş, ne yapalım? 3 günlük dünya bak. Evet, çamaşırımızı yıkıyor, yemeğimizi, çocuğumuza analık yapıyor. Katlanıverelim demiş. Yani bazı şeyleri katlanmak, değil mi? Problemi büyütürseniz ateş gibi çoğalır. Söndürmeye çalışırsanız, onun için biraz mutlu olmak olmamak kendi elimizde. Mutluluğu isteyelim. Biz karamsarlık yok diyorsunuz. Yok, yani. Evet, tabii. Peki. Evet. Telefon alacağız ama öncesinde Mehmet Bey de sormuşlar. Hocam çok mutsuzum. Evlenemiyorum. Kimi istemeye gitsek bir engel oluyor. Kısmetimin açılması için ne okumalıyım, ne yapmalıyım? Eğer büyü varsa nasıl bu büyüden kurtulabilirim? Mutsuzum, evlenemiyorum demiş. Bunun cevabını telefondan sonra evet, hocamızdan rica edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı. Hocam ben antidepresan kullanıyorum. Evet. 4 sene oldu. 4 senedir Kur'an'a gittim. Namazımı kılamıyorum. Yani o haptan dolayı ne yapmam lazım? Namazınızı neden kılamıyorsunuz? Rahatsızlığından dolayı. Rahatsız. Hapı yuttuktan sonra kılsam da olur, kılmasam da olur. Öyle bir his var içimde. Hmm. Yani atamıyorum içindeki şeyi.
Şimdi kılsam da olur, kılmasam da olur. O doğru bir şey değil. Siz kendinizi... Evet, katılıyorum hocam. Kendinizi toparlamaya çalışın. Eğer geçirdiğiniz zaman namaz olursa fırsat buldukça onları kaza etmeye çalışın. Bu antidepresyon doktor mu tavsiye etti onu? Doktor tavsiye etti. Ben de panik atak var hocam. Yalnız kalamıyorum geceler. Korkum var. Ondan dolayı kullanıyorum. Peki yalnız kalmayın. Çocuk falan var mı ya? Size arkadaşlık... Bir tane çocuğum var oğlum. Üniversitede bir kızım da evli. Bazen eşim iş nedeniyle geç geliyor. Yalnız kalamıyorum geceler yani. Evet. Kur'an okuyun. Okumasını biliyorsanız devamlı. Bak salatü selam. Öğrendim Kur'an kursunu. Öğrendim hocam ama tamam. Onu içinden gelmiyor okumak. Olsun. Siz yine bak tesbihi alın. Salatü selam getirin. Kelime-i tevhid söyleyin. O sizi rahatlatır. Tamam mı? Yani siz toparlanmaya çalışın. Bir sorun da alacaktım. Efendim? Bir sorun da alacaktım. Buyur. Hocam benim eşim Adıyaman menzile gidiyor. Oradan tövbe alıyor. Bana ters geliyor. Öyle bir şey var mı? Beni aydınlatır mısınız? Yani şimdi ben bir cemaat üzerinde bir şey söylemeyeyim. Ama neticede bir insan bir yerden huzur, rahat buluyor, rahatlık hissediyorsa yani bir nevi bir sözleşme gibi oluyor. Düzelmek arzusuyla gidiyor. Mesela ben onları duydum. Adam alkolden usanmış. Efendim bundan kurtulmak istiyor. Deniyor ki orada işte gidildiği zaman bir tövbe edilirse vazgeçiliyormuş. Eğer bir çare oluyorsa... Kötü alışkanlıklardan kurtuluyorsa. Kurtuluyorsa bir sıkıntı olmaz. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Sıra bakmayın da. Hocam ben bir hasta çocuğa bakıyorum. Onun sevabı var mı kız çocuğuna? Olmaz ya, olur mu? Hastaya... Para alıyorum ama. Efendim? Olsun. Para alıyorum karşılığında. Yani neticede siz bir emek veriyorsunuz. Sevap da alırsınız. Para da alırsınız. İki türlü kazancınız olur. Bir endişeniz olmasın. Tamam mı? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Amin. Teşekkürler. Bir telefon daha alalım. Sonra video sorularımız var. O sorulara bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz beni? Video sorumuzu görelim. Evet. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Eşlerin birbirleriyle dargın durmalarına, tartışmalarına dinimiz nasıl bakmaktadır? Evet. Küslük. Evet. Küslük zaten hem eşler hem de normal Müslümanların birbirine hani 3 günden fazla dargın durmak caiz değil. Hatta bir mendilin kuruyuncaya kadar geçen zaman bile küs olmamak lazım. Küslük hoş bir şey değildir. Neticede İlk barışmak isteyen kazançlı çıkar. Karşı taraf barışmıyorsa efendim vebali de ona aittir. Evet. Karşı taraf barışmıyorsa vebali ondadır diyorsunuz. Evet, evet. Mehmet Bey'in az evvel sorusu vardı hocam, okumuştum. Çok mutsuzum demişti. Evet. Evlenemiyorum bir türlü. İstemeye gidiyoruz ama bir engel çıkıyor ve bundan dolayı da çok mutsuzum. Kısmetim mi acaba kapalı? Acaba büyü mü var bende diye endişe ediyor izleyicimiz. Bakın iki şeyden çok soru alıyoruz. Bir rüya, bir de büyü meselesi. Bunlara çok takılmayalım. Bu işlere takarsak sanki böyle rüya anlatılıyor ki sanki fiilen yaşamış gibi, hakikat gibi. Böyle bir şey olmaz. O işin içinden çıkamayız. Sanal bir alem, rüya aleminde yaşamıyoruz. Gözümüzü açmamız lazım. Bir gerçek bir dünyada yaşıyoruz. Onun için o şeylere kısmetin kapalı olması, yani Allah'ın takdiridir bu kader programı. Bir yerde bekliyordur o zamanı gelince. Tamam mı? Hani olur ya, Allah yapar kul bakar derler. Zamanı geldi mi o rahat kendiliğinden olur. Endişeye lüzum yok. Peki mutlu musun etiketini Ahmet Bey yazmışlar. Güzel yazmışlar. Bu dünyanın mutluluğu da fani, mutsuzluğu da fani, evet. Gecesi de fani, gündüzü de fani. Geleceğini merak edenler mezarlıklara baksınlar. Tamam, güzel. Yani o çok önemli. Bu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Üzkuru hazimel lezzat." Keyifleri kaçıran ölümü hatırlayın. Bu çünkü bu hırsın önüne geçiyor bu. Hani ölümü hatırlamak var ya, başta evet. Rabıtayı mevt de bunu ifade eder.
Çünkü bir insan ölümü düşünmezse sanki dünyaya kazık çakacakmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi olmak insana açgözle yapıyor. Yani bakıyorsun, Karun'u düşünün, Firavun'u düşünün, Nemrud'u düşünün, dünyaya sığmayanlar ne oldu? Bu British Museum'da biliyorsunuz bir Firavun şeyi var. Evet. Yani dünyaya sığmayan, ene rabbukumul ala diyen adamın halini görüyorsunuz. Değmez, kavga etmeye değmez. Onun için yani katil olmaya değmez, kavga etmeye değmez. Üç günlük dünyadır. Bunu böyle bakmak lazım. Ebedi evet. Hayat, mutluluk bakın. Biz Cenab-ı Hak'tan Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Bu duayı çok yapmak lazım. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir duadır. Ya Rabbi bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Dünyadaki azaplardan da koru deyip dünyamız, ahiretimiz mamur olsun. Bunu dua edeceğiz. Ama bu duanın yanında fiili dua da yapacağız. Efendim sebeplere yapışacağız. Yani böyledir ya. Evet. Evet. Dünyada sonra şuna da düşün. Burası cennet değil ya, imtihan oluyoruz değil mi? Ayet-i Kerime'yi okuduk. Sizi biraz korku, açlık, biraz mahsulden, şeyden, noksanlıkla imtihan edeceğiz. Ederiz. Tabii imtihan mesele sabırdır, direnmektir. Cennet değil değil mi? Elbette. Problem, efendim, dünyada oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir, kir diyor Üstad Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin. Hayata objektif bakmak, olduğu gibi kabullenmek önemlidir. Peki, mutlu musun etiketine Sevda Hanım yazmışlar. Mutsuzum, kaynanam, kayınbabam bana emanet bilezik getirdiler ve geri aldılar. Beni kandırdılar, hakkımı helal etmiyorum. Mutsuzum. Yani bir bilezik için mutsuz olmaya da değmez bence. Hani bir şairin, Arap şair diyor ki, اِذَا نِلْتُ مِنْكَ الْوُدَّ فَالْمَالُ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْكَ التُرَابِ تُرَابُ Senin sevgine eriştikten sonra, senin sevgini kazandıktan sonra gerisi boş. Çünkü dünya üzerinde her şey topraktır. Altının da aslı madendir değil mi? İşlenmiş, o hale gelmiş. Evet. Hiçbir önemi yok. Olsa da olur, olmasa da. Hani acıkır bir insan da, açlığa dayanamazsın ama bilezik takmasan da olur değil mi? Varsa takarsın, yoksa da dert değil. Ne yapalım yani, ona da mı üzülelim? Evet. Yani insanların biraz tuhaf öyle şeylere üzülüyorlar ki yani ben diyorum, şikayet ediyor herkes. Yani utanmasalar pastırma yiyemedik diye de üzülecekler. Ne yapalım yani, her şey burası cennet değil değil mi? Olana da kanaat getirelim. Peki, şükredelim. Sedat Bey sormuşlar. Evet. Rabbim bunca nimet vermiş, iman selameti vermiş. Evet. Habibi Zişan Efendimiz'i vermiş. Elhamdülillah, mutluyuz. Elhamdülillah, ne evet. Güzel, ne güzel. Bir diğer izleyicimizin sorusu, hocam şu anda olan ve sürekli dünyanın farklı ülkelerinde meydana gelen depremler veya salgınlar, virüsler kıyamet alameti midir? Farklı bir soru. Şimdi, kıyamet alameti... Kıyametin tabii alametleri var. Şimdi kıyamette üç türlü kıyamet vardır bakın. Onu da söyleyeyim. Bir, idamater racülü fakat kâmet kıyametuhu. Kişi öldüğü zaman ferdi kıyameti kopmuş olur. Evet. İkincisi toplumun kıyameti vardır. İzâ vüssidel amru ilâ gayri ehlihi fentadır isâ. İşler... Ehil olmayan, emanetler ehil olmayanlara verilirse toplumun kıyameti olur. Bu, efendim, çöker çünkü toplum. Evet. Bir de sa'a, tamme dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de dünyanın sonu. Yani bazı hadis-i şeriflerde bu kıyamet alametleri olarak işte bu depremler, zelzeleler, musibetlerin artacağına dair rivayetler var. Ama tabii depremde şunu şöyle biz görüyoruz. Sünnetullah diye bir şey var. Bugün cuma hutbesinde de geçti. Evet, evet. Deprem de olur. Efendim, neticede bir imtihan dünyası diyoruz. Bizim burada görevimiz nedir? Tedbirimizi alacağız. Betondan, demirden, çimentodan çalmayacağız. Ama elimizde olmayan musibetler olabilir. Onlara da sabredeceğiz. Efendim, neticede yani bunlar illa
Efendim, depremler zaman zaman olmuştur. Bizde kaç, 39 muydu? Erzincan depremi oldu. Dünyada başka depremler oldu. Yani illa böyle bir olumsuzluk görünce hemen kıyamet yakındır gibi bir şeye de girmemek lazım. Çünkü ne zaman kopacağını kesin olarak bilmiyoruz. Evet. Aslanım sormuşlar. Babam ben 4 yaşındayken beni halasına ve eniştesine evlatlık olarak vermiş. Evet. 22 sene boyunca halam ve eniştemle birlikte yaşadım. Evet. Fakat benim için çok zor geçti. Hmm. Bu durumun iki taraf açısından da vebali var mıdır? Şimdi tabii evlatlık dediğimiz, buna tebenni denir. Bunun yani bir insan bir fakiri, bir yetimi bakar, himaye eder, okutur, evlendirir, yardım eder, ev alır. Bu tamam. Ama üzerine geçirmesi nüfusta, soyadını vermesi, değil mi? O uygun değildir. Bu İslam bunu kaldırmıştır. Bu efendim Zeynep ve Zeyd hadisesi vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hani ayet-i kerimeler okun. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricâlikum. Peygamber sizden herhangi birinin İşte babası değildir. Şey manada yani evlatlık yoluyla bu şey değil. Bir de bu mahremiyet meselesi de olur. Ama diyelim ki süt emmiştir. Bir akrabalık hasıl olduysa onun yanında durması halasının yanında olabilir diyelim ki. Ama soyadını ona vermesi, çünkü diğer varisleri var ya, bir nevi onların mirasına da ortak olmuş olur. Onlara da bir kıskançlığa vesaire sebep olur. Yani baksın, etsin, yetiştirsin ama üzerine resmen geçirmesin. Tamam mı? Çünkü bir insanın anne babası kimdir? Eğer kimden doğduysa ana odur, değil mi? Evet. Onun için bu, ama şimdiye kadar olmuş, öyle olmuş, böyle hocam, olmuş. Hocam izleyicimizin kastettiği herhalde şey, çünkü şey diyor, benim için çok zor geçti diyor. Herhalde evet. Kavga gürültü oldu, aile içi huzursuzluklar oldu. Evet. Bu da hanımefendiye yansıdı. Yani kastettiği bu galiba. Yani olabilir. İyi davranılmamış yani. Anladım. Evlatlık verildiği aile. Evet, o da iyi davranmadıysa bir emanettir. İyi davranmamak vebaldir tabii. Bir almışsan madem, değil mi, himaye edeceksen iyi davranmak lazım. Evet. Ama bu türlü problemler evlatlık içinde söz konusu, öbürler içinde. Hepsi için. Öyle tabii. Peki. Allah sabır versin. Bir video sorumuz var, görelim. Merhaba hocam. Merhaba. İyi yayınlar. Yanlış eş seçimi kader midir? Evet, yanlış eş seçimi kader midir? Efendim şimdi ben hani sık sık söylüyorum, Allah rahmet eylesin. Bizim Muhammed Zahid Hoca Efendi Hazretleri'nin bir tavsiyesi var. Gençler, evlenmeden gözünüzü dört açın, evlendikten sonra birini kapatın. Biz iyi eş ararız. Bizim görevimiz aramaktır efendim. Ama ararız ederiz. Neticede nasibimiz çıktıysa öyle, ona da bir diyeceğimiz yok efendim. Bu, her şey, bak, kader meselesi derin bir konu. Kader dışında bir şey yoktur. Bak, her şey Allah'ın takdiri, onun bilgisi dahilinde olur. Onun için yani kader konusunda nedir? Bizim elimizde olan şeyi, gayreti gösteririz, yapacağımızı yaparız. İrademiz, gücümüz dışında olan şeyden de ona da razı oluruz. Değil mi? Yapacağımız bir şey yoktur orada. Peki. Telefon var değil mi? Erol Bey bir mesaj yazmış. Onu okuyalım, sonra telefonu alalım. Hı-hı. Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin. Böylece hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilirler. Evet. Fiyat tabii. Çok güzel. Çok güzel. Erol Bey, teşekkür ederiz. İnsanın fiyatı olmaz, değeri olur derler ya. Evet. Mutlu olmak. Evet. Elhamdülillah. Peki. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı cumalarınız olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Amin. Buyurun efendim. Ben hocama bir sorum var. Buyurun. Şimdi ben 28 senedir beri beyimden ayrıyım. Evet. Nikahtan da boşandık. Bir senedir beri bir ay geliyor eve, bir gece kalıyor, vuruyor kapıyı, gidiyor. Tekrar geliyor. Kızlarımın zorunla yani evimi aldım. Ben tek yaşıyorum şu anda. Hı hı. Kızlarımın evi yeri ayrı. 3 tane kızım var. Hı hı. Acaba bir şey olur mu yani? Korkuyorum ben. Kapıyı, geliyor gidiyor. Kapıyı kim çalıyormuş? Beyin eşi, mi? Eski eşi, değil mi? Eski eşiniz.
İlk eşim, evli falan değilim. 28 senedir ayrıyım ben eşimden. O başkasıyla evlendi mi? Evet, Ukraynalı kadınla oturuyor şu anda. Kayınvalidemin evinde, nikahlı onunla. Peki hayır, niye size geliyor onu anlamadım. Resmi nikahlı mı? Onunla nikahlı, benden boşandı. Evet. Onunla oturuyor şu anda. Yani acaba çocukları mı görmek istiyor veya sizinle helallaşmak mı istiyor? Sizi... Yok, kızım... Üç kızım var. Üçünün de evi yeri ayrı. Ayrı. Yani belki sizinle bir özür dilemek veya helallaşmak istiyordur belki. Bir defa bir şans tanısanız. Ama hocam zaten evli. Beyefendi evli zaten. Hayır, evli de bundan gelir. Ya hanım haksızlık yaptım, ben size hakkını helal et, beni affet falan demeye gelir mi acaba? Helallik istemek için mi geliyor diyorsunuz? Yani bilmiyoruz. Yok. Ama bir gece kalıyor. Evet. Bir de kalıyor sizde. Evet, bir gece kalıyor. Bir ay gelmiyor. Ne arıyor ne soruyor. Geldiği zaman soru soruyoruz ona. Hani mesela biz barışmak için mi geldin diye hiçbir cevap vermiyor. Normal bir durum değil ama bu. Yani. Ayrılmışsınız, nikah yok. Nikah yok olmayınca sizinle yalnız kalması da doğru değil onun. Dinen caiz değil. Caiz değil evet. Tabii. Onu soracaktım hocam. Tabii. Merak edin. Tabii dinen caiz değil. O nikah yapsanız zaten nikahlanmış. Evet. Onun için artık... Ben dedim çocukları için geliyor. Çocuklarıyla görüşüyor ve gidiyor ama kalıyor dedi yani. Yok. Hani ya, çocukları için geliyordur. Kızı oğlu vardır. Onlarla tabii görüşür, konuşur, muhabbet eder. Tabii. Hasret giderir ve ayrılır. Nikahsız saatliğine. Nikahsız olunca... Ama sizde kalması artık dinen uygun değil diyor hocam. Yabancı birisi olmuş oluyor. Evet. Sizin için yabancıdır diyor artık. Tabii. Hocam. Evet. Çünkü arada geliyor. Evet. Mesela bir ayda bir, iki ayda bir geliyor. Kızlarını da topluyor benim evime. Bir gece kalıyor, gidiyor. Soru yok yani. Hiçbir cevap vermiyor bize. Yani şimdi evde kalıyorsa diyelim sizinle, en azından kızlarıyla falan bir o... Kızları da oluyor bazen. Beraber olur ama sizinle yalnız kalması uygun değil. Değil mi hocam? Olmaz, halvettir diyoruz ona. Nikahsız çünkü. Nikah yabancı olmadığı için o sizin için artık bir yabancı, doğru mu hocam? Evet. Yani dini açıdan değerlendirdiğimizde biz şöyle anladık. Ama yani, kızlarınla beraber olur. Şöyle anladık, kızlarını görmeye geliyor. Birkaç saat onlarla vakit geçirip gidiyor diye anladık ama sonra yok siz hocam, kalıyor deyince iş değişti. Yani yanınızda bir başkası da olursa hani sizinle de görmeye gelebilir ama yalnız başına sizinle kalması uygun değil. Evet. Değil mi hocam? Tabii. Allah razı olsun. Amin. Teşekkür çok ediyoruz. Çok merak ettim çünkü. Evet. Teşekkür ben ediyoruz. Kendimi aramak istedim, arayamadım sizi. Teşekkür geceniz ederim mübarek hocam. Olsun, evet, sağ olun. Hay. Hemen tekrar mutlu musun etiketine gelen mesajlara bakalım. Eşimden dolayı çok mutsuzum. Abim diyor daha doğrusu. Eşinden dolayı çok mutsuz. Eşi sürekli kavga ediyor. Psikolojik baskı yapıyor. Evde huzur vermiyor. İki tane çocukları var. Abim eve gitmek istemiyor. Hocamıza sorar mısınız? Dinimize göre ne yapması gerekir? Yani abisi eşiyle mutsuz. Evet. Sürekli kavga var evin içerisinde. Psikolojik baskı var. Evde huzur yok. Yani iki tane de çocukları var. Beyi gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Mi? Abim dediği, evet, beyefendi gitmek istemiyor eve. Ne yapması lazım Dinan? Valla burada tabii ne yapması lazım? Çareler tükenmez. Neticede o problemi çözmek için nedir? Problemi bir defa tespit, teşhis edecek. Eğer kendinde bir hata varsa onu gidermeye çalışacak. Bir eksik varsa başka türlü bütün yolları barışmak, problemi çözmek için ne lazımsa bütün yollara teşebbüs edecek. Ama buna rağmen olmuyorsa kendi çocukları var şimdi, gitmemek olmaz. Yani yüz yüzden utanır derler. Değil mi? Bir araya gelirler. Allah bir muhabbet verir. Tamam mı? Evden uzak kalmakla bu iş çözülmez. Evet. Onu yine de samimi olarak bir barışma niyetiyle gitsinler. Üzerine düşen ne varsa onu da yerine getirsin. Cenab-ı Hak da kalplerini ısındırsın inşallah. Filiz Hanım yazmışlar. En güzel mutluluk kanaat etmektir. Evet. İnsan küçük şeylerden mutlu olmasını bilmeli. Elhamdülillah mutluyum demişler. Tamam. Bir videomuz var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Tutumlu olduğum için bana cimri diyorlar. Cimrilik kötü bir alışkanlık mıdır? Tutumlu olduğum için bana cimri diyorlar. Evet. Evet. Cimri olmak kötü bir alışkanlık mıdır? Cimri olmak çok kötüdür ama sen cimri misin, değil misin? Şimdi bakın, şöyle buyuruluyor.
Estağfurullah. Vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike kavvâmâ. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne cimrilik yaparlar. Ortalama dengeli harcama yaparlar. İktisat zaten gelir gider arasındaki denkliktir. Evet. Tamam mı? Yani ölçülü harcayan insana, tutumlu insana cimri denmez. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا لَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ. Yani elini boynuna asma, yani cimri olma, biraz cebine girsin. Hep de böyle aşağıda olmasın. Yani dengeli, tutumlu insana cimri denmez. Efendim, israf nedir? Gereksiz harcamadır. Hatta şöyle bir söz vardır, pek güzel. لَا خَيْرَ فِي السَّرَفْ وَلَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ. Hayırda israf olmaz, israfta da hayır olmaz. Yani denge, bütün mesele o. Dengeli evet. olacağız. Peki bir video sorumuz daha var, görelim. İyi günler hocam. Size bir sorum olacaktı. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yaşadıkları halde niye mutsuzdurlar? Evet. Yani İslam'ın, tabii İslam 5 şeyden ibaret değil. İslam, efendime söyleyeyim, işte farzlar var, vacipler var, müstahaplar var, tavsiyeler var, efendim müjdeler var, efendim ikazlar var falan. Bütünüyle hani imanın zevki dedik ya, halavetül iman. Yani Allah ve Resulünü seveceksin, ondan sonra kanaat getireceksin. Hani söyledik zaten, لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَسْرَةِ zenginlik mal çokluğuyla değil, kanaatla, göz tokluğuyladır. Yani neticede ibadetin zevkini almak için de hani biraz da gıdanın, tabii haram helal meselesi de önemlidir. Helal, gıdamız helal olacak, kazancımız helal olacak. İçimiz temiz olacak, dışımız temiz olacak. İbadetin zevkini alırız inşallah. İnşallah. Bu helal gıda çok önemlidir. İnşallah. Evet, Mutlu Musun etiketine Twitter'dan sorularınızı yazabilirsiniz. Bir telefonumuz var, telefonla devam edelim. Sonra tekrar döneriz Twitter'a. Hoş geldiniz, geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. Van'dan arıyor izleyicimiz. Fırat Bey, buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam, buyurun. Selam. Hocam, hocama iki sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. İkinci sorum, cezaevinden yeni çıktığım için, eşimle hep tartışıyorum. Cezaevinden çıktığım için, hiçbir işe alınmadığım için eşimle hep tartışıyorum. Ne yapabilirim? Eşinizle sürekli kavga ediyorsunuz, tartışıyorsunuz, öyle mi? Doğrudur. Bunun önüne geçmek için ne yapabilirim diyorsunuz, tavsiye istiyorsunuz. Evet. İkinci sorunuz nedir? İkinci sorum da cezaevinde yaklaşık 8 ay kaldım, hep kıyameti gördüm. Rüyanızda mı? Evet. Rüyanızda kıyameti gördünüz sürekli, evet. Yani şimdi hep, o... Yani hep kıyameti gördüm. Anladım. Tabii cezaevinde olmak... Teşekkür tabii, ediyoruz izleyicimize. Evet, evet. Evet. Cezaevinde olmak tabii bir stresli hayattır tabii. O stres insanları... Hatta böyle stresli, biz cezaevi dışında olsak bile bazen stres böyle karışık ve şey rüyalara sebep olabiliyor. Ona çok mesele edinmesin. Yani cezaevinden çıkmış olmak bir nimettir. Yani hanımı da Allah'a şükretsin, siz de şükredin. Neticede hürriyetinize kavuşmuş oluyorsunuz. Orada çocuk sesi de geliyor galiba. Evet, evet, evet. Yani evde çocuk olduktan sonra değil mi? Çocuk huzur sebebidir. O çocuğun hatırına birbirimizi sevelim. Efendim, o çocuğa bakarak değil mi? Bir müsbet bir şey, o enerji kazanalım. Onun için yani mutlu olmak isteyelim. Hanım da yani mutsuz olmak ona da fayda vermez, size de fayda vermez. Yani dediğimiz gibi bu deveyi gütmeye çalışalım. Efendim, problem değil de problem çözmeye çalışalım. İnşallah. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Peki, bir videomuz daha var, görelim. Videomuz bitti. Twitter. Öyle mi? Öyle mi, peki. Evet, Twitter'dan yazan izleyicilerimizin sorularına tekrar bakalım. Hakan Bey yazmışlar. Hocam, mutlu değilim. Bir kız yüzünden babamla tartıştık, kavga ettim. Babam hakkını bana haram etti. Babamla aramı nasıl düzeltebilirim? Ne tavsiye edersiniz diyor Hakan Bey. Şimdi hakkını haram etmek falan, bu işler pek... Haram etmek,
Hani bazen diyor ki sütümü helal etmem diyor. Ya süt de Allah'ındır. Yani ortada bir haksızlık varsa onu gidermek lazım. Borcun varsa borcunu ödersin değil mi? Bir şey varsa özür dilersin. Neticede yani evet, helal edersin. Onun için yani babasıyla işte gönlünü kazanacak. Gidecek, gelecek, selam verecek. Şimdi ben hatırlıyorum hayatımda öyle bir şey ben de yaşadım. 10 sene cevapsız mektup yazdım. Mektubuma cevap gelmedi ama 10 sene sonra en efendim sevimli, en değer verilen kimse oldum. Sabretmek lazım. Bir gün gönlü alınır inşallah. Barışmaya da vesile olur bu i̇nşallah. Israr. Evet. Mehmet Bey'in sorusu var mutlu musun etiketine. Hocam teyzem eşi yüzünden intihar etti. Eyvah. Eşi şiddet uyguluyordu. Teyzem kabir azabı görür mü? Bizde mutluluk falan kalmadı. Yani bir defa o intihar etmek bir vebaldir, suçtur ama onun intiharına sebep olmak da büyük suçtur, değil mi? Yani bir insanı o hale getirmek büyük suçtur. Şimdi bu intihar tabii hoş bir şey değil. Ama diyelim ki insan bazen şuurunu kaybeder, iradesi dışında ne yaptığını bilmeyerek bir şey olursa ondan vebal olmaz. Çünkü şuurlu yapmıyor. Kendini kaybetmiş olarak, irade dışı olan fiillerden. Ama kabir azabı, işte dua inşallah dua edilir. Cenab-ı Hak efendim o onca malumdur niçin intihar ettiği. Dolayısıyla biz de inşallah azap olmaz diye dua ederiz. Başka yapılacak bir şey yok. Peki telefonla devam edelim. Bir izleyicimizin size sorusu var hocam. Hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hocam sana bir sorum var. Buyurun. Şimdi bu sorum benim şöyle. Bir kadın bir erkeği aldattığı zaman bunun cezası ne olmalı? 4 sene bir erkeği aldatıp haber olmadan sabahından adam işe gidiyor, kadın başka yere gidiyor. Bunun cezası Allah'ın nazarında ne olmalı? Anladım. Ediyoruz. Efendim zina zinadır. Cezası ağırdır. Bekar olan, evli olan duruma göre değişir ama şimdi suçlamak da zor. Yani şimdi siz mahkemeye gitseniz diyelim ki bu zina ediyor deseniz ispat etmeniz lazım. İspat edemezseniz bir nevi iftira gibi. Şimdi şeyde mülaane diye bir şey vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Yani diyelim ki kocası hanımını bir başkasıyla efendim yakalamış. Şahit de yok. Ne yapacak? O zaman bir mülaane deriz. Efendim bu böyle bir şey yaptı. Eğer bu ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diye. Efendim bu 4 defa tekrar edilir. 3 veya 4 şimdi tam şey yapamadım. Ondan sonra bu mahkeme bir şer'i manada mülaane yoluyla ayrılır. Yani o bir vebaldir. Efendim bir boşanma sebebi midir? Gönlünüz almıyorsa, içiniz kabul etmiyorsa bir boşanma sebebi olabilir. Ama efendim tevbe eder, pişman olursa yine devam ettirilebilir yani. Onun şeyi budur. Evet. Fıkhi hükmü de budur. Peki. Bir izleyicimizin sorusu daha var. Telefon mu var? Telefonu önce alalım sonra okuyalım. Bekletmeyelim izleyicimizi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Geceniz mübarek olsun. Buyurun efendim. Sağ olun. Teşekkürler sizlerin de. Teşekkürler. Hocama bir sorum olacaktı. Evet buyurun. Benim eşimle birlikte biz 32 yıllık evliydik. Bazı sorunlar tabii her ailede oluyordu ama evet, çok büyük değildi. Evet. Ama eşim birkaç kere, yani 1 ve 2 kereyi ben biliyorum ama daha gerisini de duyduktan sonra bayağı bir şaşırdık. Beni aldattığını öğrendim. Bir masaj yapan bir bayanla birlikte masaj salonu işletmeye başlamış ki mesleği o değil, asıl mesleği başka bir meslek. Ve bizi terk etti. Biz de bunu takip ettik. Gerçek mi değil mi diye çocuklarımla birlikte
Konuştular, takip ettiler, öğrendiler. Evet, yani aldattı. Bunun siz demin Allah'ın en sevmediği iş boşanmak diye demiştiniz. Evet, evet. Ben de onu duyunca aslında aramayacaktım ama biz bu şekilde yaşamayı sürdüremedim tabii ben. Boşanma davası açtım. Evet. Çünkü kendisi kadına nikah kıydığını, kadın da bunu itiraf etti. Nikah olduklarını falan. Dini nikah kıydı yani. Dini nikah kıydılar. Resmi evet, resmi nikah değil ama dini nikah kıymış ve kadın zaten eve gelmemeye başlamıştı. Evet. Daha sonra öğrendiğimizde tabii takip de ettiler çocukları. Şu an çocukları falan konuşmuyorlar. Reddettiler babalarını. Peki kendisi... Günahı ne? Kendisi... Var mı ya da ne diyorsunuz bu duruma? Yani kendisi sizinle evliliği devam ettirmek istiyor mu? Yani hayır. Çocukları gidip bununla konuştuğu zaman kesinlikle hayır dedi. Anneniz gitsin beni boşasın. İstediği gibi istediğini yapabilir diye. Bu şekilde. Tamam, kocalık yapmıyorsa, böyle bir durum varsa, vazgeçmişse neticede boşanabilirsiniz. Onda bir sıkıntı olmaz. Evet. Böyle bir hayat olmaz zaten. O peki da... vebali hocam dinen bu beyefendinin vebali nedir? Bir defa zaten bir masaj yapması, bilmem beraber öyle bir işe, değil mi? Şimdi bu, evet. Bu da ortada bir aldatma var yani. Bu da bir enteresan. Şimdi bu Avrupa şey gibi olduk maalesef. Şimdi bir erkeğin bir gidip de bir hamamda bilmem şeyde bir hanıma kendini masaj yaptırması zaten bir defa şey değil mi? Evet. Erkeği erkek masaj yapsın, kadını da kadın masaj yapsın yani. Evet. Evet, peki. Bir teşekkür ediyoruz aradığınız için. Boşanabilirsiniz diyor hocam. Evet, dinen evet, hanımefendinin vebali olur mu boşansa yok, böyle bir durumda? Hayır, zaten olmaz. Öbürü de istiyormuş. O da istiyor. Boşanmasını, evet. Ama yazık tabii, hoş değil. Yazık, çocuklar tabii, var ortada. Yazık, bunca evet. Yıllık evlilik var. Evet. Hoş değil. Burada günah, sorumluluk, vebal beyefendi diyorsunuz. Tabii yani. Evet. Peki, Muhammed Bey'in sorusu var. Hocam, geçen gün eşimle kavga ettik. Mutsuzum. Allah Allah. Ve bana kızgınlıkla, demek ki hanımefendi yazıyor bunu ama hesap başkasının. Çünkü Muhammed diye okudum ama soran hanımefendi. Hı-hı. Üç kere boş ol dedi. Evet. Aynı evde kalabilir miyiz? Dini nikahımız düşmüş müdür? Şimdi bu boş ol meselesi işte 3'ten 9'a kadar falan. Bunlar tabii biz şimdi... Bu şeyi hani yıkılmasın diye peş peşe bir mecliste hemen gider diyenler de var ama yuvayı kurtarmak asıldır. Adına. Böyle bir fetva da olduğuna göre bu Mısır'da falan da böyle uygulanır. Bizde de buna şimdi şey yapıldı. Üç talaktan biri mi? Biri sayılır. Sayılır. Dolayısıyla onu bir talak olunca iddet müddeti içinde dönebilir. 3 ay şeyinde eğer kocası dönmemişse yeni bir nikahla tekrar evliliğini... Şu an... Sürdürebilir. Bir evet. Mahsuru yok diyorsunuz evet. Yani. Evet. Ama bu şaka da değil yani. Böyle evet. Rastgele de boşamasın ya. Hocam, bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Hayır, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Efendim, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine Cuma gecesi muhterem hocamız Ali Rıza Temel'le birlikte olacağız. Geceniz mübarek olsun. İyi geceler.